Şu anda ülkede herhangi bir sorun yokmuş gibi davranıyorsun. Tek sorun Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarının eğlencesi. İki camiye tekrardan kutuplaştırılmaya çalışılıyor, birbirine uzaklaştırmaya çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kutuplaştırmaya tekrardan yağ süren bir futbol ikliminin uzaklığı var. Biz Yaptığımız her şeyin bedelini fazla fazla ödedik. İyi de bir performans sergiliyor yerli. Ben isterim açıkçası rotasyonda. Onun için de girişimler devam ediyor abi. Marcelo ile ilgili, Marcelo çok gelmek istiyormuş. Bu işi bizim gündemimize sokan Marcelo'nun kendisi. Çok ilginç. Bizim gelecek sene, bu sene yapamadığımız şeyleri gelecek seneki takımın yapacağına inanıyorum. Sports Digital ekranlarında 61. dakikaya hoş geldiniz. Şampiyonu konuşmaya devam ediyoruz. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk Onur. Nasılsın? İyisin inşallah. İyi çok şükür. Bugün biraz şey yaptık hani bu hafta biraz programı yani şey yaptık. Bir sürprizimiz vardı. Getirebilsek, denk getirebilsek yapacaktık. Dedik olmadı böyle yapalım bugünlük. Sürprizimizi sonraya saklıyoruz. Ne var ne yok abi iyisin? Yani bir Yaramaz keyifli. bir durum yok. Keyifler yerinde. Eğlenmeye devam ediyoruz. Şey gibi değil mi bizim çocuklar gibi? Eğlenmeye devam. Oradan mı başlayalım ne yapalım oradan abi? Başlayalım. Ya sıcak gemişken, oradan başlayalım. Hem sıcak konu hem de şey modundan devam abi. Parti modundan, klap modundan devam kutlamalar. Ee, şeyi gördüm abi. Dün bir tweet gördüm. Yabancı bir yazar şey yapmış. E, paylaşılan ulus, uluslararası bir gazetenin paylaştığı videoyu. Bizim Deniz Filos'un videosunu. Adam alıntılamış demiş ki, ne zaman baksam sürekli bir kutlama halinde. Bu gördüğüm 19. farklı kutlama olabilir. Adamlar sürekli parti modunda demişler. Bizim çocuklar da bu geleneği devam ettiriyorlar. Valla acısını çıkartıyoruz. 38 sene şey vardı ya viral olan bir video vardı. Abimiz şey diyordu. 38 sene bekledik. 38 <laughs> sene bizi konuşacaklar. Biz oradan devam bizim şu anki frekansımız o. Hafta sonunda Kartal'da sanırım bir organizasyon var. Evet. Kartal. Şeyde meydanda dediler ara ara böyle bir şey yapmadan fazla da uzak so mesafesini ya. bırakmadan kutlamaya devam edelim. Ha, Temmuz'da zaten yeni bir maceraya başlayacak. Oraya kadar biz bu şeyin acısını çıkartalım. Yani 38 senelik birikim var içimizde. Bunu, bundan mi? tamamen sıyrılmamız lazım. Doğru. Dün, dün mü artık günü bilmiyorum. Bizim çocuklar da Uğurcan, Dorukan, Arda vesaire gitmişler kutlamaya. Ee, kendi çaplarına hani eşleriyle, arkadaşlarıyla falan. Haber yapılmış. Yani Beyaz TV enteresan bir haber yapmış. Yani şey programı yapanlar, e, o programı yapanlar yani muhteşem şey böyle sanki vardı ya, yani fil Kamalımız Kantara girdi <laughs> falan Cem Yılmaz'ın Cem de yaptığı bir espri vardı onun gibi yani üstten çıkmış hak kaşıklar. Uğurcan'a, Doruk e, Dorukhan'a vesaire hafta vurmaya çalışmışlar çok garip. Ya, güldüm ya ilk ya başta ben, ona ben güldüm. Ben de güldüm ben hala gülüyorum ya şey değil. Hani bu dini hassasiyeti yüksek bir şey olur kanal olur veya bir program olur e, ayıp karşılayabilir yani veya bu, hadi ayıp karşıladım bunu da ekranlarda insanların gözüne sokmasın ama yani sizin programınız dini hassasiyet olan bir program değil programınız gıybet ve dedikodu üzerine dönüyor yani Aynen öyle. yani a, şeyde <laughs> tabii bu bir dini bir program değil burada Nihat Atıboğlu gibi şey yapmayalım da <laughs> yani, yani içki mi gıybet mi Kategorisinde tabii günah şey yapamayız. İnanış, i̇nanışa göre tartamayız ama gıybetin sıkıntısı çok daha büyük. Çünkü içki hani bireysel olarak şey. Direkt Allah'ın içiğinde. <laughs> <şeyini. gülüyor> yani. tabii bu neyse oralara girelim de. <gülüyor> <gülüyor> yani sizin böyle bir olayınız da yok. Diğer yandan programın şu anki şeyini bilmiyorum tabii Üç kişilermiş herhalde. Bir önceki arkadaş da yani şey serbest meslek erbabıydı yani. <laughs> serbest meslek erbabı diyelim. <laughs> Öyle diyelim. <biz gülüyor> Öyle diyelim de ya, yaptığı iş malum. Yani yangın var. Büyük bir yangın. Ç çeşitli noktalarda. Ya, biz o yangını yani söndürmeyelim ya. Abi <laughs> söndürmeyelim. ben şunu anlam veremiyorum genel olarak. Ee, ben sadece bu Beyaz sevin yayınından değil genel olarak anlamadığım şey benim 2-3 haftadır. Ya ben olsaydım şahit, bir takım 38 yıl sonra böyle hani bir kutlama yapıyor şampiyon oluyorlar. Ya derdim ki en başından hani bu adam biz Şubat'ta falan belliydi yolumuz artık şampiyon yoluna girmiştik çok net şekilde. Ya oradan itibaren derdim ki ya bu adamlar şampiyon olunca ne yapacaklar acaba nasıl kutlayacaklar? Hani goy da dönüyordu ya hı hı. Galatasaraylı bir arkadaşım vardır. Ee, şey dedi bana Onur dedi nasıl kutlayacaksınız dedi yardımcı olabilir mi istersen falan dedi ya. Yani böyle esprileşme. Ya yani bunlar çok güzel. Mesela ilk tebrik edenler de onlar oldu. Bir ee, i̇şte bunu isterdim ben. Yani abi nasıl kutlayacaksınız merak ediyoruz bir bakalım ya. Bizim bir herhangi bir fikrimiz yoktu açıkçası yani. Bizimki tamamen... Benim abi tek isteğim birine bir şey olmasın. Çok şükür de olmadı. Çok şükür. Yani hiç duymadık hiç adli bir vaka. Kurşun vesaire burada da çok söyledik. Sağolsun yayıldı bayağı. Herkes yaydı. Ee, Dikkat ve özen gösterildi. Herhangi bir taşkınlık olmadı. Bence çok güzel kutladık. Ya işte, bu, hakkını verdik ya. Çok net, orası çok net de. İşte ben isterdim ki herkes bir baksın ya nasıl kutlayacaklar. hatta gelsinler bize beraber Hani Meydanda falan çok iyi kutlandı. Evet. Hadi biz de gelelim Aha. olur Yeni Kapı'ya bu hadi bize gidelim. Sağ içi bir rekabetti. Bu yani şampiyonluk dediğin günün sonunda nedir yani? Elde ettiğin şey ne? Bu sonundaki kutlama için bize manevi bir tatmin sağlıyor. Buydu işte yani şampiyonluk dediğin sağ içerisinde yaşandığı her şey ne yani hakem hatası, hoca seçimi, işte oyuncu tercihleri, transfer falan filan, ya bütün büyük zaten bütün bir sezon boyunca bunun yorgunluğu, yani fiziksel manada, zihinsel manada insanların üstünde var. Ama reka saha içerisindeki mücadele rekabet bitmiş, lig sonlanmış, ya şu bir iki aylık bir boşluk var. İnsanlar sakin kafayla re, gündelik hayatlarının içerisinde. Çeşitli olaylara nasıl reaksiyon veriliyor? Bunları ölçüyorsun, tartıyorsun, değerlendiriyorsun. Üzerine kafa yoruyorsun. E buralarına bakalım dedik ama işte demeyenler var. Abi ben kendimden biliyorum. Ben yani kendimden paylaşacağım. Ben Hataylıyım. Doğma büyüme Hataylıyım. Üniversiteye kadar Hatay'da yaşadım. Ben mesela her takımın şampiyonluğunu gördüm en az bir defa. Bizim dışımızda. Ama hepsiyle bir, en az bir defa çıktım. Nasıl eğleniyorlar? Merak ettim. Nasıl kutlama nasıl yapılıyor? abim benim Galatasaraylıydı. Mesela onunla çıktığım oldu kutlamaya. Yani i̇nsanlar hani böyle bakamıyor demek ki. Yani Hatay hakikaten medeniyet şehiriymiş. Ben bunu anladım bir kez daha. Ki orada da hani benim çıktığımda da hani tek farklı takım taraftar ben değildim yani onu da söyleyeyim. Vardı öyle ya. Yani eğlenmek mesele eğlenmek. Özellikle hani son dönemlerde bu kadar siyaset girmeyeceğim ama hani ülkenin kendi sorunları da varken Yani insanlar isterdim ki biraz daha ulan bu adamlar... Kaç yıl sonra şampiyon bir, Biz de bakalım nasıl kutlanıyor? Nasıl yapacaklar? Büyük bir eğlence kopuyor burada. Belli yeni kapı olacak falan. Hadi biz de gidelim. Ya ülkenin dediğin gibi ülkenin belli bir süredir zaten psikolojik olarak bir gerilim halinde. Bir de üstüne bu ekonomik pandemiyle başlayan bir ekonomik süreç var. Hı -hı. İnsanların üzerinde yük. Şu bir aylık süre onları tamam ülkenin bir kısmına tamamen unutturmuş gibi. O ülkenin bir kısmının unuttuğu şey diğerlerini de pozitif sirayet ediyor. Şu anda ülkede herhangi bir sorun yokmuş gibi davranıyorsun. Tek sorun Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarının eğlencesi. Ya buradan şeye bağlayayım. Bir tane arkadaş var. Bilmiyorum, ya biraz 3-5 tane takipçi buldu diyelim. Bir, herkes kendini bir kanaat önderi falan zannediyor. İnşallah bize bulaşmaz bu. Ben kendimi hiç öyle görmedim de. Yani bazen böyle atfediliyor. Yok öyle değil. Yani biz ben kendi açımdan öyle düşünmüyorum. Sağ olsun eğer görüş düşüncelerimize değer veriyorlar, takip ediyorlar. Ama yani buradan bir kendime bir kanaat önderliği şey Öyle bir şey. Bu arada teveccühü de bunların herkese herkesi teşekkür ederim. Bu yola da bir beğeni yorum isteyelim. Buyur ya abi. şey demiş, yazmış. E, Trabzonspor taraftarının bu sevinci, coşkusu, heyecanı, paylaşımları falan filan hadsizlik ve şımarıklık ve bunun yol, sonu hüsran olur diye de bitirmiş cümlesini. Arkadaş yani bu 7'den 70'e herkes sevindi. Gördü kutlamalarda herkes vardı. Hı, hı. Ya bu insanlar hele bizim coğrafyada e, biz şımaramayız. Ya bizim e, aile içerisindeki ilişkilerimiz biraz daha böyle kapalıdır. Babaya karşı mesela hep <laughs> var böyle şampiyonluk hikayesi. Yeni nesilde o tezahür etti. Yavaş yavaş o kabuğumuzu kırdık. Bizde babaya sarılmak falan yoktur yani. Babayla aranda hep bir böyle bir şey vardır, mesafe vardır. Daha ziyade anneyle yakınsındır. Gerçi e, edindiğim izlenime göre Anadolu'nun çoğunda böyle de olay. Şimdi bu insanlar bırakın da biraz şımarabilsinler ya. Bütün gençlik yılları ve çocukluk yılları annesiyle babasıyla ya yani aile içerisinde böyle şımaramadan geçmiş. Erken büyümek zorunda kalmış insanlar. Bir mutluluk yaşayamamışlar doya doya. Kendini Biriyle, birileriyle frenlemiş. Ha, paylaşamamışlar. Hep içine atmış bu insanlar. Bir yerde patlaması olacak normal olarak. Ve siz e, diyelim hani elitist tabaka siz bu ülkenin e, belli noktalarında kaymağını yerken bu insanlar çilesini çekiyordu. Hani hep eren bülbül rahmetli şey yapıyorlar. At Trabzon'da yani, tabi bir kez daha Allah rahmet eylesin Allah de rahmet eylesin. eren bülbüller çok. Aa, 15 yaşında bir çocuk orada dağlarda bir, bir mücadele veriyor. E bu adam bırak şımarsın sevinsin bu çocuklar ya. Bir kere fırsat gelmiş. Yani bir evet. daha gelecek ha. mi? Ondan emin değiliz. Mi? Emin değiliz kesinliği yok ve hadsizlik. Ne, ne hadsizliğimizi gördünüz? Yani bir taşkınlık mı yaptık? Bir taşkınlığımız oldu mu herhangi birinin canına, malına? Direkt kutlamalarda olmadı. Ama tam oraya getirecektim aslında mevzu. Yollarda oldu. Yani orada Oraya da ben şuradan gezeceğim. Edremit'te vesaire de olay olmuş. Birçok yerde olay oldu. Şeye gelirken işte insanlar olimpiyat stadına gelirken Fenerbahçe'nin o günde maçı var. ya yani olaylar oluyor. Bu şeydir. Nasıl diyeyim? Hani fıtratında var bu işin. İstemesek de, tasvip etmesek de. Her iki taraf adına da bu arada. Yani şey olunmayacak halimiz yok. Ve kavga görüntülerinde o taşkınlığı olunmayacak halimiz zaten yok, yok bizim senin ama. Yok Ya bu işin fıtratında var. Denk geliyorsa bu insanlar. Abi herkes haklı selim değil. Yani her şey denir ya her sepette çürük yumurta illa var diye. O bunlar var bu işin içinde. Ya burada benim ana problem ne arabaya sataşan insanlar ne daha sonrasında gelen otobüsün o diğerlerine saldırması ne akşam Marmaray'da olay direkt. Ya yani benim mevzum abi iki. iki tane şey. Ne oldu? Belirsiz şekilde bir şehre nefret kusulması var. Son bir ayda. Bir ayda değil. Yani bir ayda diyelim biz ona. Yok olayın şeklinin bu tarafa doğru evrildiği süreçten beri topyekun bir saldırı var. Yani hem o var. Abi diğer taraftan TFF. Maçı aynı güne koyuyor. Aynı şehre. Abi ister saatini birini sabah 9 yap diğerini akşam 8 yap. Bu insanlar illa da gelir. Ya yani çünkü burası bir metropol bu şehir. Her noktasından gelen insanlar var. Bu şehri geçtim. Sakarya'dan, Kocaeli'den, Tekirdağ'dan gelen adamlar var o moça. Yani bu insanlar illa ulaşımda bir yerde denk geliyorlar. Bu işin fıtratında var dediğim gibi. İlla ki çürük yumurtalar bir olay çıkartır. Ya yani burada ana mevzu tevfife. Ya yani ben eleştirdiğim zaman o son Marmaray'daki olayı adam diyor ki tevfife bir şey söyleyebildin mi? Sabah söylemiş. Tevfife'de bir muhatabımız var mı? Bir de o var yani ben şeye karşı değilim açık söyleyeyim yani ben burada fikir Aynı, ayrılığına... Tamam olur abi çünkü... dur ben bitireyim abi tam. Ya tefsirlik mevzumunda şu abi futbol iklimine uzak bu adamlar. <laughs> bu adamlar bu ülkenin futbolunu yönetiyorlar ama o kadar uzaklar ki futbol iklimine. Bu kadar sürtüşme var bir aydır bir şehre karşı şey var. Yani iki camiye tekrardan kutuplaştırılmaya çalışılıyor birbirine uzaklaştırmaya çalışıyor ki a, a, Ali Koç kaç sezondur başkan olduğundan itibaren Trabzon'a geldiği de oldu, ağırlandığı da oldu ki Ahmet Ağlı'yla araları çok iyi. Çok teşekkür ettiği de Kesinlikle. Bu olması gerekiyor söylemleri de var. Kesinlikle. Bizim, yani Ahmet Başkan'ın da Kadıköy'de ağırlanması var. Aynen öyle. ya yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kutuplaştırmaya tekrardan yağ süren bir futbol ikimine uzaklığı var. i̇nsanlar yani bunu konuşmayacağımızı, konuşmadığımızı falan zannediyorlar. Kendi aramızda bunu tartışmadığımızı zannediyorlar. Diğer taraftan bir TFF ve Trabzonspor'u sürekli yan yana getirme çabası söylemlerde. Abi istifa eden başkan Nihat Özdemir Fenerbahçe yöneticisiydi. Kaç sezondur? Kaç sezon yani yöneticilik yaptı. İskenderun'daki limanı sarı lacivert bu adamın ya. Bildiğiniz liman. Sağ İskenderun sahilden uzakta biraz. Görünüyor ama sahilden baktığın zaman denizden görünüyor bu. Sarı lacivert. Diğer taraftan istifa etti vekili Servet Yardımcı. <laughs> 2008'den beri baktım. 2008'den Hasan Doğan döneminden itibaren TFF'de bir fiil Milli görev alıyor. Milli takımlar sorumlusu Sayın Selim Soy'dan. Yani servet Yardımcı'dan devam Hı -hı. edeyim. Ya bu adam 2008'den beri bir fil görev alıyor. Ya bu adam son seçim. Ali Koç'un tekrardan seçildiği, tek aday olarak girdiği seçime gidip oy kullanabilecek bir Fenerbahçe ballı var. Kongre iyiliği var bu adam. Şu an vekalet ediyor Nihat Özdemir Hı -hı. olmadığı için. Ve niyeyse sürekli bir Trabzon sporla yan yana getirilme şeyi var hesabı var. Ben çözemedim bunu. Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Yani insanları kutuplaştıracağız diye. Yani kendi e, hatalarımızı halının altına süpüreceğiz diye. Cambaza baktırmanın alemi yok. Defalarca verdiğim örnek. Hep doğu burada da kaç defa anlatmışımdır farklı mevzular için. Eskiden yükseğe binip gererlermiş. Üstüne cambaz çıkartırlarmış. Bu, 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 olaylar olduğunda lafını kesiyorum. Bu olaylar olduğunda şimdi hani zamanı durdurmak var ya zamanı durduralım. Oradan birer bak burada şu suçludur bu değildir meselesi değil. Oradan bir tane Trabzonsporlu bir tane de Fenerbahçeli. Yani bu şey Marmaray'daki olaylar ve şey Edremit'teki olaylardan Hı -hı. bahsediyorum. Şimdi burada birer kişiyi durduralım. Arkadaş senin bu adamdan nasıl bir şikayetin var ve bu adam senin karşı taraftan nasıl bir şikayetin var? Bu saldırının sebebi ne? Birbirinizin niyet bu tahammülsüzlük. Sebebi ne? Ne yapmış olabilir sana? Ailenden birine zarar mı verdi? Malını mı çaldı? Ne yaptı bu adam sana? Niye ya, ni, kötü söz kullanıyorsun? Fiziki şiddete maruz kalıyor karşı taraf. Saldırıda bulunuyorsun. Bunun sebebi ne? Bir mantıklı açık, en ufak bir mantıklı açıklamasında elini öperim. Yapamaz. O sadece kit, kitle psikolojisi, kalabalık. Biri bir şey yapınca arkasından hani koyun sürü koyunun biri atlayınca sırayla devam ediyor ya. Bu öyle bir şey. Gelin o maç saati meselesine TFF'den oradan devam edeyim. Buyur abi, ya biz 2022 yılındayız. Bu şey e, deplasman seyircisi yasa kaç yıldır var? Epeydir var. Epeydir var. E biz hani ne zaman normalleşeceğiz? Yani 21. yüzyıl, 22. yüzyıl medeniyetler falan filan saygı, hoşgörü bunları konuşuyorsun. E deplasman yasağı var. İnsanlar aynı saatte koca bir şehirde maç yapamayacaklar. E biz nasıl normalleşeceğiz? Korku ikliminde mi? Yani sürekli şey yapacağız. Kutuplaştıralım. Kutuplaştırabiliriz. Sürekli. E, bu, buna devam edersek bu işler düzelmeyecek. Gerilim daha beter artacak. İnsanlar artık bu işi içselleştirmesi gerekiyor. Hoşgörü ve sağduyu. Hakim olması gereken bu. Ama biz aksini tercih ediyoruz. Yani yönetenler bu TFF'den başlıyor. Kulüplerin başkanları düzeyinde de devam ediyor. Bu işleri bir araya gelip çözmesi gerekenler olayları daha da büyüsün istiyorlar. Abi bir araya geldiklerinde de ben bunları konuştuklarını zannetmiyorum. Yok o bir araya geldiklerinde konuştukları tek şey bu mevcut pasta. Küçülen pastadan daha fazla dilimi nasıl şey yiyeriz? Bunların kendi aldıkları dilimler var. Bu dilimler sürekli küçülüyor diğerinin diliminde gözü oluyor. Abi çünkü şöyle bir olay var. Şey hatırlayacaksın farklı bir yerden örnek vereceğim. Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi bu Avrupa dönüşü vesaire Galatasaray'ın e, maç ertelenebilir muhabbeti vardı. Daha sonrasında iki başkan çıktı çok enteresan demeçler verdi. Yani birbirlerinin Avrupa Hı -hı. başarılarına, başarısızlıklarına kadar laf ettiler. İnsanlar taraftarlar altında birbirine insanlar küfürleştiler <laughs> bu açıklamaların atıldığı tweet'lerin altında. Daha sonrasında maçta Ajanstan görüntü geldi. Sevgili Ergin abi her zaman söylüyor bu konu açıldığında buna benzer konular Ergin Aslan. Abi şey diyor, ajanstan diyor geldi fotoğraf diyor. İki başkan diyor maçta gül oynaya hmm. şey böyle hiç sanki o Aşağıda açıklamaları demek istere. Işleri... <laughs> loca'da Bebeğim gel Loca'da. <gülüyor> <gülüyor> loca'da sarmaş dolaş. İçkiler yudumlanıyor. Aşağıda millet birbirini bıçaklıyor. E, yazık değil mi bu insanlar? Ya şey değil. Taraftar büyük bir kısmı güdül, güdülebilir kitle maalesef Hı -hı. yani eğitim ve kültür seviyesi nispeten çok rahat yönlendir yönlendirilmeye müsait burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor herkesi sağduyuya, uzlaşıya çağırmamız gerekiyor bunu biz söylüyoruz ama yani herkes Mutlaka, herkes her yani yerde söylüyor mesela... orada bir karşılığı olmuyor e herkes bildiğini okumaya devam ediyor yani. Biz konuştuğumuzda, söylediğimizde kalıyoruz. Yani muhtemelen bu videonun altına da gelecek Fenerbahçe'li taraftarlar da olacak. Onlara da biz sağ duyuyor. Yapmayın ya ben ya ki burası İstanbul yani biz şu anda Trabzon'dan yayın yapmıyoruz. Burada her takımın taraftarı var. Bizim ailemizin içerisinde var. Çevre, Çok yakın var. İş çevremizde var. Taraftar, ta, takım tutan. Ne yapalım yani? Bir, ben kimseden bir şey görmedim fiziksel temas görmedim. E bir, bir iki şey yapan oldu. Hani takılan oldu. Onlar da olacaktır. E Ar onlar on da oluyor. Ben de var. onlara takılıyordum mesela şampiyonluklarında. Ama bu... Abi topar, toparlayalım. Şeye gideceğiz. Şimdi bal gibi hareketimize de geçeceğiz. Ya toparlayacak olursak insanları cambaza bakla yönlendiriliyorlar. O hikayede kısaca anlatayım tekrar. Ya yani eskiden yükselip gererlermiş. Üstüne bir cambaz çıkartırlarmış. E, yürütürlermiş. Yan kesicilerde cambaza bak, cambaza bak derlermiş. İnsanları oraya yönlendiriyorlar ve ceplerinde cüzdanlarına ne varsa alıyorlar insanlar oraya bakarken. Yani bunu sürdürmenin alemi yok. Gereği, Herkes kendi problemine baksın, kendi problemini mi? çözmesin. Bilemiyorum ya, çok da uzatmadan bal gibi hareketimize geçelim. Hummel bir Club'la haftanın bal gibi hareketi. Abi, bal gibi hareketimiz bu hafta Hummel sponsorluğunda. E, olimpiyat standındaki karnaval havası. Biz alışkınız, tekrardan tarihi tekrar ettirdi taraftarlar ben gidemedim ben rahatsızlığımdan dolayı yeni yeni kendime geliyorum Bir de Olimpiyatın trafiği vesaire çekmez Tuzlu Olimpiyat falan çok yorardı beni evet. e, muhteşem görüntüler Ben ilk başta işte istediğim şey buydu bizim o bilet fiyatları açıklandığında o fahiş fiyatlar açıklandığında şimdi i̇şte bu bunu göremeyeceğiz diye çok üzülüyordum. ama Daha sonrasında çağrıya kulak verdi yöneticilerimiz o tekrardan teşekkür ederim. Yani yanlıştı. Yanlıştan dönüldü. Bu da büyük, çok büyük bir şey benim için önemli. E, ve o tribünler full doldu. Muhteşem görüntüler. Özellikle benim en çok sevdiğim görüntüler. E, çocuklar abi. <laughs> Bebekler. Yani muhteşem görüntüler gördük. Ne Tam karnaval havası. Gündüz saatlerinde saatlerinde olması falan. Biraz biraz daha hazırlık yapılıp hani saat çevresinde eğlence falan ya bu tip organizasyonlar yapılabilseydi. uzak bir şey de... ya biraz. Olimpiyat ondan dolayı. Belki biraz. belki biraz daha iyi olabilirdi ama görüntüler dediğim gibi orası bizim ikinci evimiz. Medikal Park tabii şu anda şampiyon takımın stadı. Ama geçen seneye kadar hani Avni e hep bir lanetli stat gözüyle bakan kitle vardır. Bütün hikaye orada yazılmış olmasına rağmen en talihsiz anlar da mecburen orada gerçekleşti. Hani şey <laughs> hep bir sürekli Avni Aker laneti üzerimizden kalktı. Yeni statta şampiyon olacağız şey vardı. Olimpiyatta hep iyi hatıralarımız var. Bir, bir, yenisini daha ekledik. Hani bunun üstüne, bu sayının üstüne çıkılır mı, çıkılmaz mı? Bir üstüne de biz çıktık. Yine dediğim gibi belki tribünleri büyütmek icap edebilir gelecek sene. <laughs> İnşallah. Çocuklar, çocuklar çok mutlu ya. Yani. Çocuklar, bizim çocuklarımız. Çok şanslılar abi. Bizim. İşte <laughs> şey, bizim yaşayamadığımız şeyleri hep çocuklara yansıtıp onlar üzerinden şey yapıyoruz. Onlar görsün istiyoruz. Herkes tribünde çocuğunu yani ellerinde yukarı kaldırıyor yani kupa güzel fotoğraflar. kupa muamelesi gören çocuklar. <laughs> çok da güzel fotoğraflar çıkmış abi vardı. O çocuklar çok şanslı abi. İleride çok büyük havasını atacaklar. Bir ha mesela bir önceki nesil diyelim. Orada bu kameralar şeyler falan yok. Daha piksel çok piksel, piksel, şey, piksel görüntüler bu, varken. Burak yeterin bir paylaştığı bir fotoğraf vardı. Cumhuriyet törenlerinde mi? 23 Hı -hı. Nisan'da mı neydi? DJ diyorsun mi Burak. <laughs> şey kız kardeşleriyle beraber babası bir fotoğraflarını hı hı. çekmişler şeyden. E, biz Trabzon Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte süslü bir kamyonun önünde falan sürekli onu tekrar ediyorlarmış bayramda. Bizim böyle fotoğraf makinelerini falan bulabilip hat hatıra olarak kenara saklayabilecek durumumuz da yoktu. Bizim ilk zamanlarımız ve bizden bir önceki nesil diyelim. Şimdiki çocuklar o konuda da şanslı. Her anı video olarak ve evet, fotoğraf karesi olarak saklayabilecekler. Dediğim gibi orada asıl çocuklardan ziyade onların ebeveynleri daha şey. ya bu psikolojide yansıtma oluyor bu. <laughs> Aslında orada havaya kalkmak isteyen, bağırmak isteyen, hani tepinmek isteyen o da. Yani artık biz ya biraz daha <laughs> vakur kalalım falan deyip çocuğuyla. Çocukları ön plana çıkartıp. Halbuki onu biri kaldırsa diye. var ya neler yapacak. <gülüyor> 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 Değil mi? Abi o çok güzel görüntüler vardı. Çok da güzel fotoğraflar çıktı. Yine dünya basınında yer aldı. şey diye gördüm yine. Kendi evinden uzakta 70 bin taraftarıyla. Şampiyonluk kutlamaya devam ediyor Trabzonspor. Ya bunlar çok güzel işte imaj açısından tekrar düzeltmek. UEFA'dan ceza yemiş, men edilmiş zamanında bir ekonomik durumlardan finansal feryeden dolayı takım şimdi şampiyonluk kutlayarak gövde gösterisi yaparak farklı challengeler deniyor. Dün mesela Frankfurt taraftarını gördüm. Hı hı. O yani muhteşemdi. Onlar da statlarında kendileri izlemişler. Harika bir organizasyon. İnşallah bize de nasıl İnşallah olurdu? bir sonrakini onu kutlayacağız. Onu, onu, orada işler çığırından çıkabilir yani. Ya yani her şey olabilir. Her Yörünge, şey <laughs> Dünyayı yörüngeden çıkarmadan. Değil mi? Bal gibi hareketimizi böylece noktalamış <laughs> olalım. Ee, abi Hamel'ın bildiğiniz üzere sponsorumuz Hamil, Bir Club programı var. Videonun altındaki linkten Bir Club'a e, üye olabilirsiniz. Girip e, İlk alışverişinizde %15 indirim var. Daha sonrasındaki her alışverişinizde %5 hani puan kazanıyorsunuz. Her hani puan 1 lira değerinde. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Kazandıkça da harcadıklardan yararlanmış oluyorsunuz. Böylece bilgilendirmemizi de yapmış oldum. Hamla da tekrardan teşekkür ederim. Abi konumuza yani olimpiyat sırasında şöyle devam edeceğim. Hani şey eleştirileri de var. Yani Trabzonspor niye olimpiyat sırasında oynuyor? Ne alaka diyen yani insanlar var genel olarak. Yani bu soru bence doğru bir soru. Yani ne alaka diye. Yani niye Trabzon'da oynatılmalı? Sağ müsait değil. Daha sonrasında ben yani... ülkenin sosyolojik gerçeklerinden uzak tamamen bağnaz, yobaz bir tutum. Ben onu ele, şey olarak herhangi bir soru olarak veya eleştiri Hı. olarak almıyorum. Al, alanlarla da bu konunun uzmanları muhatap olmalı bence. İstanbul İstanbul birilerinin değil ya. Genel yani olarak bu, yani İstanbul bir metropol kimsenin. Yani şu, 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 Sivas Kayseri maçı var. Ya İstanbul'da yaklaşık 3,5-4 milyon Sivaslı var ya. Baya. Kayseri'de de yani var. Sivas'ın Sivas'ın 5-6 katı büyüklüğünde yani şu anda İstanbul'daki Sivaslı sayısı. İstanbul böyle bir yer. Yani 16,5 milyon, 17 milyon. Maalesef şu anda dışarıdan da... ne şey, gelen var. Gelen var. Bir miktar da onların oldu. İş biraz <gülüyor> <gülüyor> sarpa sarda ama karıştı. Tabii böyle bir şey değil. İstanbul'un sahibi olduğunu iddia edenlerin kökenleri de İstanbul değil. Ben yanlış düşünüyorum orayı yani o o söylemleri. Dediğim gibi sosyolojik. Sorunun cevabı da var ama yani soru var ama cevabı da var. Ya yani Urfa seçili Urfa'nın var problemi var olmadı. Daha sonrasında adaylar belliydi. Ankara, Bursa, İstanbul üçlüsünden biri. Ya yani, TFF'nin de programı şey yapması lazım, ayarlaması lazım. Ya yani, bu arada cezalar hakikaten absürt bu arada. Bize verilen hani Antalya maçındaki olayların nedeniyle verilen cezalar absürt bu arada. Bence. Ee... Hangi açıdan? Yani para cezası falan bir komik geliyor abi. Bu bize de zarar veriyor bence. Benim görüşüm o yönde. Yani katılırsın katılmazsın. Ben bize de zarar verdiğini düşünüyorum. Yani işte hiç yoksa sadece bizim e, herhangi bir hata yapmamızı bekleyenlere bu fırsatı veriyorsun. Yani hata da yapmıyoruz aslında ama. Yani şampiyonluk yani şey kutlaması şeyi. Bu Pasoligin çıkma sebebi neydi? Denetleyebilmek. Yani cezaları ona cezaların şahsiliği ilkesinden evet. hareketle bu pasolig olayı çıktı. Yani stat kapatma veya hani şey bir, bir dönem hı hı. kadın ve çocuklara oynatıldığı maçlar. Evet. E burada dediler ki böyle olmaz. Olmuyor yani. Saçma sapan bir kural bu. E bunu değiştirelim. Nasıl yapalım? Cezaları şahsileştirelim. E bloke edelim. İnsanlar o maça gidemesin. Hatta cezasını çeksin. Ki kartal gözlü kameralar falan çok teknoloji e Şimdi teknoloji. Bunun üzerine bu pasolik çıkalı yaklaşık 5-6 yıl oldu. Akabinde bu cezalar geliyor çünkü bizden önce de bir emsal şeyi var hı hı. hemen çok yakın tarihte. E orada da aynı sadece para cezası geldi sahaya seyirci girmesine rağmen ki şiddet amaçlı girmesine rağmen. E biz ona bir şey söyleyemedik yani sö ki söylenmesi de yani toplu bir eylem yok ortada amacı şiddet olmasına rağmen ama ceza şahsidir. E tribünde normal oturup maçını izleyen belki de ona çekilsene niye girdin sahaya diye e serzenişte bulunan adama da ceza veremezsin. E diyeceksin ki. Ben ben öyle dedim. Ben istesem de bu arada gidemiyordum olimpiyat, mı, olimpiyat Bu stat niye kapatılmadı? 5 maç niye ceza verilmedi Trabzonspor'a? Hadi de, de puanı silmeyen dedi. Ya o kadar Onu da Onu abartma. <laughs> o, şimdi başka da hesaplara giren adam. O kadar da abartmayalım da. Abi siz tam olarak ne yaşıyorsunuz ya? Yani o günü birlik. Bak bunu söyledi ya bitti. İki gün sonra kendi stadında bir olay oldu. Orada bambaşka şeyler söyleyecek. O doğru değişecek. Onun için doğru şartlara göre işte muhataplarına göre değişiyor. Öyle bir mutlak şeyi yok. Tespiti veya düşüncesi yok. Şartlara göre durum Değerlendiririz o zaman. Bu arada aynı durumda hani Trabzonspor'un durumunda kim olsaydı muhtemelen hangi takım ben bir benzerlerini görecektik. Orası çok net. Farklı takımlarda olsaydı yerinde. Yani o yüzden konuyu tam net şey yapmak lazım. Sadece hani Trabzonspor kullanıyor üzerinden değil de. Yani çünkü o bakmak o çok kolay kaçmak oluyor. O insanlar şeyi düşünmüyorlar. Ee, bir arkadaşım dedi yani o hakem dedi çıkmazdı o sahadan dedi çıkartılmaz dedi. herhangi bir maç tatil etmedi. Dedim ki sadece şunu sordum. Sadece dedim, Trabzon'da düşünme olayı. Sadece Trabzon'u özgü olarak düşünme. Saraçoğlu'nda da, Vodafone Park'ta da, Galatasaray'ın stadında da, Arena'da da benzeri olsa o maç tatil edilmezdi. Ülke konjonktürü buna müsaade etmez. sosyoloji Hayır, buna dünyaden... müsaade etmez. Ya Şampiyonlar Ligi'nde falan da seyirci sahaya giriyor bazen böyle protesto amaçlı hmm. veya başka bir şey. Geçen İngiltere'de miydi abi? Bir tane adam kendine kale direğine <laughs> kelepçeli. Protesto eylemleri de gerçekleşiyor. Kimisi böyle şov olsun diye iş olsun diye giriyor. Kimisi şiddet için giriyor. Ama iş hiç bu noktalara varmıyor. Bizde de oluyor ama hiç, hiç hiç bu noktalara varmıyordu. Biraz anlayış ya, biraz anlayış. Ya, hakem sağdan çıkamazdı. Niye? Uzunması. Ya avni, biz şeyde çok yaşamadık. Medikal Parkstadında pek yaşamadık. Hiç yaşamadık. yaşamadık. Ama mi? yani Avniye'de neler yaşadık? Evet. Tamam. Yani orada sağ... hakem kapatmaya kadar gitti e, Her şey yapıldı burada. Ya bizi o gün onları da tasvip etmedik. Evet. Doğru değil. Ya kafasında yarıkla İstanbul'un orta yerinde takımını antren etmeye devam eden hocalar gördük biz. Orada da maç daha tatil edilmedi. Devam etti. Hakemin kafası yarıldı. Maç devam etti. Teknik direktörün kafası yarıldı. Maç devam etti. Durmadı. Ha bir meşhur bir sulu derbi hesabı vardır. Orada da olmadı. Yani sahaya fizik ciddi manada yani olay sağlıklı bir şekilde ilerlemesin diye müdahale edilmesine rağmen e, maçlar devam etti. Ve bunların herhangi bir yaptırımı olmadı. Abi ben şuradan geliyorum ya. 38 yıl sonra bir şampiyon hani kimsenin olan bir takım. Puan. Biz, bak yine 3 puanı silinen sadece biziz ha. <laughs> Silinsiniz hükme, yani. Ha, hükme, hükme, Her şey Sivas ha, maçını ha, diyorsun hükme abi. Acardık. evet. Hükme mağlup olan. Yani çünkü iyi hatırlıyorum. O dönemin federasyon başkanı Say Sayın Halil Kulsoy biraz olayı yumuşak geçmeye çalıştı. Malum hani orada şey yani Trabzon'a karşı bir şey davrandı. Daha sonra tahkim kurulundan döndü karar. İşte 5 maç sağ kapatma. Hükmen mağlubiyet falan filan böyle bir ceza şey yapıldı kesildi. Kesildi. On akabinde şey dedi manşetleri hatırlıyorum bu karar emsaldir. Bundan sonra her şeyi yani fiziksel sahaya müdahalede artık böyle asacağız keseceğiz. İlk ve son olduk. Bir daha uygulamıyor. Bir daha bir daha öyle abi, uygulayamazsın. Yapamazsın. Işte bu ülkede yapam yapamazsın. Yani ihtimal yok. Dünyanın bir yerinde de yapılır mı bilmiyorum. Ama bizim ülkede bunun olmayacağını adım kadar iniyor. biliyorduk Bil zaten. İşte biz bunu biliyoruz. Hı. Ama insanlar sadece bu Trabzon'a özgümüş. Trabzon'a özel bir şey yapılıyormuş gibi. Yani Trabzon'a taviz veriliyormuş gibi. Ya bu ülkenin hiçbir stadında bunu yapamazsın. Büyük takımların stadında bunu yapamaz. Özellikle 38 yıl sonra yok, bir takım şampiyon ya, olacaksa Biz yaptığımız her şeyin bedelini fazla fazla ödedik. Biz yaptığımız her şeyin bedelini fazla fazla ödedik. Çektiğimiz acının, ızdırabın haddi hesabı yok. Biz bitmiş maçı hükmen kaybettik. 86 mıydı abi Büt... dakika? Tam hatırlamıyorum. Yani Dakikasında. 1-0 bir, bir öndeydi. 3 dakika falan vardı bitmesini. Taraftar sahaya kaç kişi? Ve girmişti? bütün bir sezon gitti orada. Bütün bir sezonumuzu aldılar. Yani bütün plan yapmışsın, program yapmışsın planlama iken... yapıyorsun sezona giriyorsun. Bir taraftar yani kulüp için... para harcamış, seyir taraftar kendine olaya dahil etmiş falan. Hı. Bir anda bütün bir yılını elinden alıyor bir karar. Veya birinin yaptığı fevri bir, bir hareket. Ve İbrahim İbrahim Osmanoğlu hakemi sahaya kitlemişti. Yani yaptığı işte bir Şeyi, penaltıyı vermemek. Penaltıyı vermedi diye hakemi sahaya kilitledik biz ya. 300'lük değil mi maç? O penaltı yes. verese şey olacaktı ha. mesela. Hani olayı da hatırlatmaya çalışıyorum da dinleyicilerimizle. E bunun bedelini ödemedik mi? Hem İbrahim Bey'in kendisi ödedi. Hem biz ödedik. Fazla fazla. Ki olayda hiçbir dahilimiz yok. Bizim düz 1100 kilometre ötede taraftarız. Televizyonla izliyorken biz de bedel ödedik. Ne vahşiliğimiz kaldı ne barbarlığımız. İnsanlıktan çıkmışız. Yani sırf orada bir kişi sahaya atladı diye. Yani beni barbarlıkla suçluyor. Siz zaten böylesiniz. Şu anda da böyle şey yapıyorlar ya. Bir pontusçuluk, Rumculuk. Bu konulara girmek istemiyorum da. Yani bir kemençe çalan bir sanatçı arkadaşımızı herhalde kutlamalar çağırmışlar. Oradan bütün ülke siyasi gündemi falan değişti. Yani Pontusçuluk rüyası mı uyanıyor falan. Bizim öyle bir kaygımız yok. Yani, ki milliyetçiliğin en yüksek ve yoğun yaşandığı Şehirlerden biridir Trabzon. Az evvel Eren'den bahsettik. Heh. Yani, yani bu bu şehri konuda... Pontusçuluklar, Rumculukla falan suçluyor. Ya inanılmaz bir ülke. Ya, ya bu o konuyu şey... da şuradan getireyim. Abi bu takımın Yunan futbolcusu var mı? Var. Birçok takımda var. Sivasla Gutas var, Pelikas var. Diğer branşlarda da var. Yunan oyuncular görev alan. Şeyde de vardı. Ee, Zabellas Zavellas vesaire de geldi gitti, Hı. Gekas geldi gitti. Abi madem yani böyle bir durum var. Pontus'u bu kadar şeysiniz yani karşısınız genel olarak. Abi Yunan sporcu almayacaksın ülkeye. Çünkü bu adamlar yaratılış yeri, fıtratları gereği bu adamlara ilk öğretilen şeylerden biri bu. Yani bu mevzu. Soykırım vesaire. Hı -hı. Bu adamlara ilk öğretilen. Yani potansiyel olarak hepsi böyle geliyorlar zaten. Belli bir yaşa kadar böyle erişiyorlar. Sonra kendi kafaları farklı görüşleri açıklarsa değişebiliyorlar. bir yer olmadığını anlayınca değişebiliyorlar. Iş, iş, i̇şin, şekli değişiyor. Birçok şey de ya, yaşanıldı. Ya şey de olabilir. Hayır. Velev ki bu adam Pontusçu ve Rumcu olabilir Kemençeci. Ha burada şey, şey var. Bu bak, be, ha, öyleymiş. öyleymiş. Burada e, aynı şeyde bak o pankart mevzusuna da takılalım mesela. Oradan oraya bağlayalım. Burada yönetimin bence daha dikkatli olması pankart. gerekiyordu. Biz şey Antalya maçında astığımız bir avcı tribüne asılan bir hmm, pankart var. Tamam, ya. Tamam. Her, her şeyin çıkış noktası olarak o görülüyor. Mesela burada biz ona bir mizansen, hadi avcı şeyinden anlayışından baktık. Hiç o şekilde düşünmemiştim ben mesela. Ama daha sonra bu re reaksiyonlar gelince, ya kardeşim bütün bunları düşünmen gerekiyor. Yapan S yapan o adam sen, onun düşünmesi aha. gerekiyor. Ya bu, burada bunu resmetmesek daha iyi. Çünkü yani o pankart böyle motive edici şey yapıcı bir şey değil. Yani bir mizansen olarak koyulmuş ama. Gerek yok kardeşim. Tüfek müfek hem de silah hayır dediğimiz bu günlerde. Aynen. Yapmasak da yani yapmasan ne olur onu ya? Abi çok güzel bir yerden getirdin konuyu. Ben de şuradan bakacağım. Kurşunlanma olayına ilk günden itibaren Trabzonspor kulübü ve camiası hiçbir şekilde mevzuya kendine dahil etmedi. Çünkü bu işin müsebbibi değil. Olay yeri sırf orada gerçekleşiyor ve bunun muhatabı direkt Trabzonspor şeyi değil. Kulübü camiası değil. Ha, ola Biz de Siz resmi sistemimizden de açıklama yaptık. İçişleri Bakanlığı nezdinde yani bu olay bir an evvel açıklansın. Fail Açıklığa kavuşturulsun. Olay niye gerçekleşmiştir? Nasıl gerçekleşmiştir? Ama bununla ilgili yani Fenerbahçe Kulübü de istedi bunu. Ama bir açıklama yok. E bu açıklama olmayışının muhatabı biz değiliz ki. Yani. Tarafta, taraftar olarak biz hiç değiliz. En başında itibaren mevzudan kendini uzak tuttu. Ya bu pankarta niye kendini mevzunun içine soksun direkt? Tamam, Hı -hı. orayı çağrıştırıyor. Ama kabul ediyorum. O işte. insanların bakış açısında, yani Fenerbahçe'nin insan çok rahat, çok doğal haklıdır o, o olayı benzetmesi. Haklıdır. Sonuna kadar haklıdır. Abi o pankart yapacak adam bunu düşünebilecek olsa zaten yapmaz onu. Çünkü Trabzonspor Hı -hı. kulübü bu işin içinde değil. Yani AYK'ye son düşünmeye yetmemiş şu adam. Yani çünkü emniyetin de şeyinden geçiyor bu. Kontrolünden geçiyor. Kontrolünden geçiyor Bakana, ve şey değil, bak bakanların hani bu, da bu şey olmuş. Bu şehrin polisi yani şey diyorlar hani bu o şehirdeki tüm birimler taraftara karşı bir eylem yapamaz. Ya biz sezon içinde neler yaşadık? Kendi yani Sivas maçı öncesinde Giresun'dan hı hı. dönerken falan hani bize e, ızdırap olmaları da var emniyet güçlerinin. Yani böyle herkes oradaki Trabzon şehri için ve Trabzonspor için var değil ya. Yani. Oradaki mülki amirler, memurlar onlar başka şehirlerden de geliyor. Başka şey tak takım taraftarı da olabiliyorlar ki onlar herkes işini yapmakla mükellef. Herkes işini yapacak ve düzgün yapacak. Gel gelim abi. Pankart. Yani emniyetin de kontrol şeyinde geçiyor. Hı, süzgecinden fazla geçiyor. Uzaklaşma. Geçememiş de hı. süzgecinden. O ayrı mevzu ya pankart da şey de çok kalitesiz. Evet yani bir yani, de bir de görsel o, olarak da çok kaliteli. ya o şey pankart usulü düz full arkayı göstermeyen türbünü türbün göstermeyen. Abi falan kalması lazım doğu teknolojinin o şeyin artık kalitenin. Mevzu Beşiktaş maçında yaptığın tarzda kalori hı hı. artık. Yani yapacaksan da bir şey yapacaksan da öyle toplu bir şekilde yapman lazım. Hatırlıyor musun şey vardı kanuni falan şeyi vardı. Padişahların şeyi Avni Bekar'da vardı bir maçtan önce. Onlar orada kalmalı. Ha, gel gelelim içeriği çok kötü. O açıdan çok kötü. Yani bütün işte şeyi gösteriyorsun Ahmet Ağolun, Ertuğrul Doğan Peki burada bir açıklama görüyorsun. yapamaz mıydı? Kulüp, Kulüp bir açıklama yapamaz mıydı? Yapabilir yani, Yanlış anlaşıldığımız, biz böyle düşünmüyoruz ama yanlış anlaşıldıysak veya buna sebep olduysak. Ama işte o ara şampiyonluk kutlaması var işte, Kafa yani, oradaydı. Yani Keşke bir dakikalık bir videoda başkan bile çekse. Hı hı. Bence çok nazik bir hareket olurdu. Bu gerilimi biraz daha düşürmüş olurduk. E zaten diğer taraftan aşırı derecede şey yapılıyoruz, taciz ediliyoruz. E, senin de en ufak bir hatanda iş buralara geliyor. Yapmamak lazım. E, dikkat edeceğiz. Dikkat etmek lazım. Yani Mesela. insan insanların hassas olduğu noktalar var yani. Oraları oraları anımsatacak. Şeylerden uzak durmak lazımdı. Abi, <laughs> ha ben şahsım adına <laughs> eğer incit, incittiğimiz, kırdığımız, ha incittiğimiz, kızdı, kızdırdığımız insanlar varsa biz, ben asla öyle düşünmedim ama eğer varsa o pankarttan dolayı ben şahsım adına özür diliyorum. Ben de özür diliyorum. Ben ilk gördüğüm pankart zaten eyvah dedim yani. Çünkü o çok belli yani oraya atıp oraya insanların hani düşüneceğini, o özellikle mi yapılıyor buraya yani kimse özellikle yapmaz bunu IQ'su düşük değilse diyeyim ben kendi adıma <laughs> konuyu böyle kapatayım abi çünkü e, bizden saha içi konuşmamızı isteyen <laughs> insanlar da var transfer söylentileri e, bu de arada bekliyoruz. Hasan abi e, şu anda yoğun işçileri var birkaç futbolcuları röportajı var o yüzden canlı olarak bağlanamıyor bize buraya e, daha sonrasında video gönderdi videonun sonunda o, o olacak abi ben hani Hasan abi ne demiştir bilmiyorum benim kendi bilgilerimle başlayayım Halil bunlar ve Onur Bulut isteği ciddi şekilde girişim var bu konuda benim aldığım bilgi Halil Akbunar için bir miktar para istiyor Göztepe ve birkaç futbolcu istiyor. yani bizim yaptığımız teklif. Onlar para istiyorlar. Yani futbolcu artı para. Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe'de Halil Akbunar şeyi var, düşüncesi var. Onlar sadece futbolcu öneriyorlarmış ama Göztepe para da istiyor. Trabzonspor hem birkaç genç futbolcu hem de parayı önermiş. Diğer taraftan Onur Bulut. Onur Bulut zaten konusunu konuşmuştuk daha evvel de. Bayağı iyi bir çıkış yaptı. Diğer taraftan Trabzonsporlu biliyoruz şey yaptı böyle bohum forması üstündeyken bir fotoğraf var At, elinde atkı yani. atkıyla e, Trabzon'da zaten onun da de bir performans sergiliyor yerli ben isterim açıkçası rotasyonda onun için de girişimler devam ediyor abi ne ders yani, dersin? Onur meselesi gayet Onur duyarım falan <gülüyor> <gülüyor> onur, onur bulut meselesi gayet ciddi sonlanmak üzere mi son aldığım bilgilere Hı -hı. göre bir takas durumu söz konusu zaten tahmin parmak, ed tah parmak tahmin edileceği üzere parmakta bir takası söz konusu. Ha üstüne para olur mu olmaz mı onu bilemiyorum ama onda ilerleme var. Bir de duyduğum kadarıyla bu da şey hani manşet. Verelim İçer abi. i̇çeriden bir forvet oyuncusuyla temas varmış. Ülkenin içinden. Bu ülke içinden bir tane Gel forvet yabancı. oyuncu. Yabancı. Yabancı. Batu <laughs> <Not try gülüyor> mı? <mi? gülüyor> onu bilemedim. <laughs> bu, <kadarlık. gülüyor> bu kadarlık. Bu kadarlık. Bu kadarla idare Seni edeyim. Seni tatmin etti mi? Öyle sorayım. Duyduğum isim. Yani, ben Hofti'nin kartı alabilir <laughs> miyim? Evet. 11 oyuncusu olarak düşünülmediği için. Hayır, bir alternatif düşünüyor. Alternatif. Yedek kulübesine bir hamle. Olabilir. Fiyat fiyat performans diyelim. Ama ben muhtemelen Koyta'ya jenliğe bağlı biraz. Belki de Cornelius'a bağlı Ben Koyta'nın kontratından çıkacağımızı düşünüyorum. Onu Çıkılması lazım. <laughs> ha. Se Sever gibi sözleşme var adamla. <laughs> Ama diri bir Koyta. <laughs> <laughs> Düşünsene. Abi adam çok güzel iki katkı verdi yalnız bak esprisini yapıyoruz bu kadar ama Altay maçında çok kritik bir gol attırdı enteresan bir asist. Böyle omuzuyla Antalya maçının son 30 saniyesini çok güzel yedi. <gülüyor> <gülüyor> bir ara bir gol atabiliriz gibi oldun ya. Acaba <laughs> dedik. Çünkü önceki gün maçtan önceki gün o şeyde tarihi idmanda Koyutay'la fotoğraf çektirdim falan. Çok enteresan bir tip. Yani atsa çok şey olurdu böyle garip olurdu atsaydı. Sezonu golsüz bitirdi çok enteresan. 90 dakika tam oynamadı. Öyle bir şey var. Kupa maçında bile kupa... oynamadı diye hatırlıyorum yok, ben. Yok kupa maçında tamamlayamadı. Tam Tamamlandı tamamladı mı? Ben Tam bir 90 dakikası yok. Enteresan bir adam. Enteresan bir kişi. Karşılığı bir... Ben bayağı bir milyon. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir milyon. 1-1,5 milyon arası bir şeydi. Totalde, imza parasıyla yani. falan. İnşallah vedalaşabiliriz. Yani. Umarım. Talipleri varmış. Çok güzel. ben sakatlanmasam o gittiği takımda, gideceği takımda performans vereceğini düşünüyorum ama bu sakatlığı nasıldır, ne değildir, ne değildir bilemiyoruz onu. Tam sağlıklı bir şekilde. Son herhalde bir aydır sağlıklı. Hı hı. Onda da türbülansa girmiştik. <laughs> Forvet'ten abi geldik buraya. Var mı herhangi bir forvet şeyi, Sörlot durumu? Sörlot duyumu ben... Yani için Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin ciddi girişim var. Benim aldım bir yani C10 kazancı pek ihtimal vermiyor. Hani oluruna çok fazla çünkü hani teklif yaparlar muhtemelen ama çok zor iş dediğini biliyorum direkt birinci ağızdan C10 kazancı. Sosyal adının herhalde 12 milyon euro bir opsiyonu varmış. Ama kullanmayabilirler mi? bilmiyorum ama son dönemi iyi diyorlar. Çok net izleyemedim Aynı ben. Aynı oyuncusu seçildi Sosyal adında. Bir de onlar herhalde Alexander Isaac'ı satmayı düşünüyorlarmış. Talipleri varmış. Isaac. Çok iyi forvettir. E, onun yerine Performans veren bir muhakkak tutmak isteyeceklerdir. Yani ki 10-11 milyon euro Sosyedadat için yüksek bedel değil. Ben Söylatın Türkiye'ye bir daha geleceğini düşünmüyorum şahsen. Gelirse de alan için yani performans vermesin diye <laughs> umut edeceğiz. Dünyanın en kötü futbolcusu olur bizim gözümüzde. Yani. Biz, benim benim Söylat defteri benim için kapanmıştır. yani sporun performansını verdi ve gitti. Yani gelse, i̇yi, iyi gelse para baş tacı. Gelirse dünyanın en iyi santraforu. Kim gelir söyle. Var da yani her zaman söylüyorum başkanla da çok iyi muhabbeti var gittiğinden beri. Hani o bağı koparmadılar o muhabbeti. Tebrik için de aramış. Tebrik için de aramış. Adamdır ya. Yani. Zorlot adamdır diyebilirim. Adamdır ama Kral. dünyanın en iyi forveti Cornelius. <laughs> Bizim çizgimiz orası Cornelius. Biz devam. oradan devam edeceğiz. Abi e, diğer taraftan 6 numara meselesi. Hani iyi bir 6 numara alınacağı söyleniyor. Çünkü listeyi hani vesaire de vardı listede ama hani Arsenal'la sözleşmeyin diyor. Ee, son bilgiler öyle. Yani o, o rüya başka zamana kaldı artık. Yoksa çok istiyordum ben. Çok iyi bir 6 numara deniliyor. Çok iyi bir adam alacağız orta sahaya. Yani çok iyi bir altın numara. Beklentiyi hani böyle yükseltmek istemem. Ben ismini bilmiyorum bu yıldız arada. Yıldız kategorisinde değildi. Çok iyi bir 6 numara. Ya yani 6 8 karışımı bir arkadaş. Hani isim olarak mütevazı ama katkı olarak çok iyi diyorsun. Sen seni tatmin ettiyse o zaman hiç sıkıntı yok ben öyle diyeyim. İnşallah o, nedir peki in, in, abi? Bilgi var mı? Oyuncu gelmek istiyor. Tuzlu Kon, olur mu? Kontratı var. Yok, yani benim standartlarıma göre tuzlu değil. Öyle, öyle mi? söyleyeyim mi? Hele de Avrupa oynanacaksa öyle bir adama ihtiyaç var diyorsun herhalde. Sen özelliklerini beğendiysen bu arada. <laughs> yok. 3 Üç aşağı beş yukarı hem bütün Trabzonspor taraftarı performansını biliyordur oyuncunun. Yeterli referans. Yani şeyi <laughs> izledikleri bir adam değil. Öyle. Evet. Fernando <laughs> yok dışarıda. Var <laughs> da Fernando da var listede. Fernando Muhtemelen var, Fernando hani var listede. Şey vardır ya imdat çekici falan. <laughs> o adam Fernando herhalde listedeki. Yani istenen gidilecek futbolcular olması herhalde Fernando'ya dönecek. Çünkü bir buçuk milyon gibi bir serbest kalma bedeli var. Ben hocanın da oyuncu hakkında olumlu bir izlenimde olduğunu duydum. Olabilir listede var. Hayırlısı diyelim. Abi Conan. Gislain Conan. Ren'in sözleşmesi bitecek sol belki. Ben girişimlerin olduğunu duydum. E, futbolcu için. Yani belli bir teklif verilmiş. Futbolcu ne ister vesaire sorulmuş. O temaslar yapılmış. Oluru var gibi. Diğer taraftan Marcelo var. Marcelo Ma söylemesi. Bu arada Marcelo ile ilgili. Marcelo çok gelmek istiyormuş. Yani bu, bu işi bizim gündemimize sokan Marcelo'nun kendisi. Çok ilginç. <laughs> ben Marcelo ihtimalini ve Conan ihtimalini çok geride tutuyorum. Çünkü öncelik olarak gittiğimiz başka sol bekler var. Kurzawa ismi de var bu arada. Kurzawa ismi de var. Yani ilk gittiğimiz sanırım biraz yüksekten uçulmuş. Asıl hedef olan sol bek. Sanırım bundan sonrası Kurzava falan. Hani or oralardan şey yaparsa Konan falan en son tercih olur. Ama Konan'ın da bayağı talibi varmış bu arada. Hani genel olarak söylenen aldım bunu. bunun menajeri herhalde biraz şey bir arkadaş. İyi çalışıyor. Ee, yüksekten iyi de uçan bir arkadaşmış. Hmm. Olabilir abi. Hani ben Konan'la ilgili sadece listede adının olduğu bir yani biz hani 8-10 kişilik bir list, short list yapılıyor ya. Hı hı. Bu olursa bu, bu olmazsa. Falan. Hocanın tanımına göre çizgiyi değil de içeriye kat oynayabilen bir sol bek düşünüyor. Yani buradan yürürsek daha iyi. Zaten isimler başkan olsun, az başkan olsun. Yavaş yavaş şeyleri hani imzalar geliyor, görüşmeler devam ediyor Benziptal falan filan. Bu, bu arada isimler de çıkmıştır da hep off the record kalıyor. Hı hı. İsimler de bir iki haftaya yavaş yavaş düşmeye başlar. Başkan zaten şey dedi. Transferi tamamla yüzde %70-80 tamamlamış oluruz şeye kadar dedi. Kampa kadar. Ki görmek istediğimiz kampa kadar. tablo bu. Benim için Çok de, güzel olur. Ge gelecek olanlar zaten bir şekilde gelecek. Yani Kadayıf, hoca Kadayıf, hoca he, Hoca'nın mı basın toplantısındaki şeyleri, tespitleri, bizim sezon içerisinde hı hı. yaptığımız tespitler ve buna Dayak göre bu konuda. Olsun. E buna göre transfer yapacağını da söyledi. Bu sorunları halledeceğini söyledi. E bir, Bundan sonrası top onlarda ya. Yani. Toparlayacağız hızlı hızlı. Marcelo için net görüşün nedir abi? Ben dün çok tartışma okudum. Bu konuda tereddütlerim var. Yaşından dolayı daha sonrasında herhangi bir gelir elde edemeyecek. Bir de bir hiç. Yani adam akıllı sol bek Sen muhtemelen Abdullah Ercan'ı izledin. Yani net bir sol bek izleyemedik bizim jenerasyonumuz. Yani Marcelo ismi o açıdan bir şey geliyor bile tatlı geliyor. Marcelo çok yani çok Sol muyumcu. bek'in yani, çünkü yani. yani. Ne? Marcelo için ne? Yok hayır gelmesin. Roberto Carlos'tan sonra bu ligye gelecek en iyi sol bek olabilir. Kesinlikle. Direkt öyle zaten. Ya Marcelo bir sol bek oyuncusu değil, bir orta saha oyuncusu, forvet oyuncusu gibi de düşün ya. Bir biri şey Top yazmıştı. Top tekniği üst düzeyde. Yani Bizim Ce Cevo yazmıştı herhalde abi. Tweet atmıştı o konuda. Getirin forvet oynatın Marcelo'yu diye. 99 şey gibi. Carlos <laughs> oyna oynatılması gibi diye. Oynar yani. dediğim gibi yani şey olsa bir organizasyon hazır şablonumuz olsa elimizde. Yani onun üstüne de hani çilek hesabı, hmm. bu Solbek'i Marcelo'ya atabilirsin. Yani şimdi 2 milyon euro mesela yıllık bir bedel kabul etse, 2 milyon euroya Marcelo'yu koyarım. Arkasında da genç. Ha bir de bu, bu, bir duyum daha var. Genç, genç, genç derbininden Solbek. Kazımcan duyumunu ben hiç almadım. Yani o konuşuluyor ama ben öyle bir duyum almadım. Hı hı. Genç, genç, derbinin genç, genç derbininin sanırım Hacettepe'de kiral oynamış geçen sene mi? Genç Solbek duyumum var benim. Bu arada kontrol edeyim abi ben. Yani o Marcelo'nun arkasında böyle genç bir gelecek vadeden bir oyuncuyla hı hı. olabilirdi. Ama bizim bir bütçe planlamamız falan var. Bunlara bir bakmak lazım. Öyle. Şimdi Abi bu sağ şey stoper yani. meselemiz de var. Sağ stoper için konuşulan birinci isim Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Acaba olur mu ki? Hoca istiyor yani. Hoca olursa çok istiyor. Ya yabancı sınırından dolayı da Kaan çünkü yani her türlü hem kaliteli topçu hem de yerli. Yani yerli olarak sağ stopere koyabileceğim bir yerli oyuncu yok. İşte o yüzden eldeki stoperler yani ilk 3'e yazabileceğin 3 stoperinde sol ayak. Hı hı. Bir de öyle bir tasarım. Hugo, Densperi, Ahmetcan. Yani burada bir de şey var bak burayı da şey yapalım. Şimdi biz burada konuşuyoruz yabancı, genç, Ahmetcan'a teklif var gider mi gitmez mi? Şu anda mev yani bu sezona yansıyacak olan belirtilen kurallar acaba gerçekten yansıtılacak mı yoksa değişecek mi? Yabancı sayısı 7 artı 4 mi olacak? Bu 2001 doğumlu ve sonrası oyuncu oynatma zorunluluğu olacak mı? Yani bir TFF'den konuşuyoruz da karşı tarafta bir muhatap yok. ya yani Çıkın bir açıklama yapın. Deyin ki kural buydu. Biz çizgimizi bozmuyoruz. Aynen devam edecek. Daha önce belirttiğimiz gibi. Ona göre planlamanızı yapın. Yani taraftar da kendi planlamasını öyle yapsın, beklentisini. Açıklama da geldi. Şimdi Ahmet Canlı'na teklif var. Mesela bizim gelecek yıl 2001 doğumlu minimum. Birini oynatmam lazım. Birini oynatmam lazım. Benim elimde Ahmet Can var. Oynatabiliyorum. Bu kural çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani büyük ihtimalle o kural esnetilecek. Çünkü yok bazı takımlarda o oyuncu. Topal her herkes ya. de bulamaz. Dediğim gibi bu, şimdilik durum bu. Yabancı sayısı bir netleşsin. Kontratta çok oyuncumuz var. Önce bu kontratlardan çıkmamız gerekiyor. Başkan şu anda isim açıklayamaz. Veya bu hani imzalarını aldıkları falan öyle şeylik o şekilde de söyledikleri oldu. Ön olmayayım. protokol. Ha. Ama bizim çıkmamız gereken kontratlar var. Menaj men da menajerlerin lazım. elini güçlendirmemek Aynen gerekiyor. Mi? Bakalım ne olur. İyi olacak ama. Hocanın tespitleri yerinde. Planlama yani da bizim bizim konuştuğumuz her şeyi hoca söyledi zaten. Ağzına sağlık hocam da. He. İnşallah nokta atışıyla bizim gelecek sene bu sene yapamadığımız şeyleri gelecek seneki takımın yapacağına inanıyorum. Hocanın Fahri i̇şte. Doktorası'nda yakıştı hocaya. O tarz şeylerle dalınması. Diğer taraftan 19 Mayıs bugün. Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz şükran ve minnetle. Bayramımız kutlu olsun. Kesinlikle öyle. 61. dakikanın bugünlük sonuna geldik. Abi ağzına sağlık tekrardan. Ee, Hasan abi dediğim gibi biraz evvel e, gelemediği için videolarını gönderdi. Bizden sonra o olacak. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet yağmurlu bir Trabzon gününden herkese merhabalar. Trabzonspor bugün top başı yapıyor. Ee, bugün çalışmalarına başlayacak ve bugün bir medya günü var. Bugün oyuncular toplanıp e, röportaj verecekler. Şampiyonluk yaşayan oyuncular bugün duygu ve düşüncelerini basın mensuplarına aktaracaklar. Tabi ondan önce bir olimpiyat maçı vardı. İnanılmaz bir gündü. Orada 90 bini aşkın taraftar topluluğu o gün İstanbul'da trafiği kitlemiş ve maça da akın etmişti. Biz bile basın mensupları olarak geçiş hakkımız olmasına rağmen birçok noktada oldukça zorluklar yaşadık. Hatta bir yaşadığım olay vardı. En sonunda polis dayanamayıp ne yapıyorsanız yapın deyip e, kapıları açmak zorunda kalmıştı. İnanılmaz bir e, yoğun taraftar kalabalığı vardı. Tabii Trabzonspor her ne kadar şampiyon olup ligi bırakmış gibi gözükse de eee Altay'ın kadrosunun yetersiz oluşu ve oyuncular Trabzonspor oyuncuların da kalitesinin yüksek oluşu maçın skorunu da belirlemişti. Tabii iş tamamen artık futbol sahasını yeşil sahaları yavaş yavaş geride bırakıyoruz ve Transfer dönemine geçiş yapmış bulunuyoruz yavaş yavaş. E, Bordo muhabirleri hareketlilik başladı. E, öncelikle iç pazardaki oyuncularıyla birlikte e, görüşmelerini bir an önce noktalamak istiyor Trabzonspor. Vakeme ile yaptığı görüşmelerde, son yapılan görüşmelerde hiç de olumlu bir e, durum sağlanmamıştı. Oyuncuya daha önce Trabzonspor bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın bir paket teklif sunmuştu. Bu hakeme bunu düşünmek için süre istemiş. Ancak Trabzonspor'da e, ısrar etmişti bu sözleşmeyi kabul etmesi için. Ama bu Hakeme kabul etmemişti. Şimdi iş tamamen tersine dönmüş durumda Trabzonspor'da. E, Trabzonspor teklifi düşürdü. 1,5 milyon euro e, maaş. 500 bin euro bonus. 250 bin euro da imza parası. E, düzeltiyorum. 500 bin euro imza parası. 250 bin euro da bonus olacak şeklinde yeni teklifini 2.250'ye revize etti Trabzonspor Vakemi bu durumdan hiç de hoşnut olmadı e, bunu ifade edelim. Ama Trabzonspor kulübüyle e, görüştüğümüzde e, gerek başkan gerek Ahmet Ağaoğlu veya Ertuğrul Doğan as başkan e, takımın en yüksek maaşının bu olduğunu ifade ediyor. marekam şike verilen ücretin bu olduğunu ifade ediyorlar. E, Vakemeden de e, fedakarlık bekliyorlar. bir artı bir yılda devam etmek istiyor Trabzonspor onunla ama Vakime'nin e, bu gelen teklife karşı hiç de mutlu olmadığını söyleyelim. Onunla ilgili ise kritik gün Cuma günü e, diyebiliriz. Cuma günü son bir görüşme daha yapacak Trabzonspor Vakime ile e, ve artık bu işi karara bağlayacak. Orada daha da netleşecek durum. E, Stefano Densville'le görüşmelerine başladı Trabzonspor. Onunla ilgili ise ee, Trabzonspor'dan 1.175 bin euro kazanıyor Densil. Trabzonspor oyuncuya e, devam etmek istediğini, aynı ücretten devam etmek istediğini söyledi. Oyuncu da haklı olarak e, şampiyon takımın önemli parçalarından birisi olduğu için Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro artı e, imza parası talep etti. E, Trabzonspor bu 1.5 milyon euroyu düşürmesini ve imza parasını da indirme gitmesini söyledi. E, oyuncuyla devam etmek istiyor Trabzonspor. Oyuncu da burada kalmayı sıcak bakıyor. Trabzonspor'un kafasında şöyle bir şey var. Oraya bir oyuncu almaya kalksak vereceğimiz para 3-5 milyon euro civarında olacak. Ama Densville'de daha az şartlarla kulübün de menfaatlerini düşünerek ilerleyebiliriz. Abdullah Avcı oyuncunun kalmasını istiyor. Uğurcan Çakırla ilgili ise İngiltere piyasasında ilgi devam ediyor. Özellikle Fulham kulübü'nden bir teklif çıkması bekleniyor. Chelsea'de olumsuz, olumlu rapor gitmişti ama orada e, iki kalecinin Kepa'nın her, 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 herhangi bir şekilde şu an itibariyle ayrılmadığını söyleyelim. Diğer yeni çıkan takımlarla da ilgi var ama resmi bir teklif şu an itibariyle Trabzonspor'da sadece Ahmetcan Kaplan'a geldiğini ifade edelim. Ahmetcan Kaplan şu anda Avrupa Futbolu'nun e, o scout ekiplerinin kurduğu o noktaya e, o havuz içerisinde yer alıyor. Milli takıma da gitmesi bekleniyor. Ahmetcan Kaplan'ın Ameli takımda da boy gösterdikten sonra belki de daha fazla da teklifler alabilir ama şu an itibariyle tek teklif falan oyuncu Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan diyebiliriz. E, Tabi e, iç transfere gelelim. Bu sefer Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde yönetim de 3 oyuncuyla açıkla anlaşmaya varılmak üzere olduğunu e, söyledi. Bu isimlerin ben Türkiye'den olduğunu düşünüyorum. Ee, ama isimleri tam netleştiremedik ama Türkiye'de bu isimler diye tahmin ediyorum. Yakın bir süreçte bu isimleri de yine bu kanal üzerinde Sportlu İştahal'den sizlere duyuracağız. Ee, bu öncelikli mevkiler tabii ki Trabzonspor'un ilk mevkisi, büyük sorun yaşadığı mevki Solbek. Puaç'la burada devam edilmeyeceğini daha önce de burada ifade etmiştik. E, Trabzonspor bir tane de sabek arıyor. Çünkü Serkan Hasan'ı da orada kaybetti. E, bu iç, bu ismi burası için Onur Bulut ismi çok konuşuluyor. Sol bekte çok isim konuşuluyor. Marcelo'nun ismi geçiyor hatta devre arasında bir temas olmuştu ama e, hala görüşüyor Trabzonspor. Bunu ifade ederim ama oyuncunun sadece imaj bedelinde 2 milyon euro olduğunu söyleyelim. Trabzonspor'un bir oyuncuya verdiği maksimum maaşta 1,5 milyon euro e, olarak bunu da Tekrar ifade edelim. Belki bu maaş dengesinde e, satılacak oyuncularla birlikte bir artma olabilir ama şu an itibariyle söz konusu denge 1.5 milyon euro üzerinden devam ediyor. E, sol bek arayışı var. Sağ bek arıyor Trabzonspor. Sağ stoper arıyor. Sol öne oyuncu arıyor. E, geniş bir havuz var Trabzonspor'da. E, belki de e, teknik heyetin e, durumu da burada çok merak ediliyor. Çünkü şampiyon bir teknik heyet var ve sözleşmede bekleyen bir teknik heyet var. Daha önce yönetim Abdullah Avcı'ya bir sözleşme yapılacağını e, üstü kapalı olarak söylemişti ama herhangi bir gelişme olmadı. E, burada belki Abdullah Avcı'nın ekibindeki Orhan Ak konusu da önemli. O da Süper Lig'in birçok takımından teklif alan bir isim. Onun da e, bir ayrılık süreci yaşanabilir onunla ilgili de beklemedeyiz. Yakında gelişmeler olacaktır. Şu anda Trabzon'da son durum bu yönde. Tabii önümüzdeki haftayla birlikte transfer hareketliliğinin Başakşehir maçında geçmesiyle birlikte resmen başlamasını bekliyoruz. Taarruza geçmesini bekliyoruz. Hatta Trabzonspor'un art arda olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi 3 isim söylediği yönetim büyük oranda anlaştık şeklinde. Bu üç ismin de ben Türkiye'den olduğunu, Süper Lig'de forma giyen isimlerden olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular var. Dikten düşen takımlar var. Buraların oyuncularına dikkat edelim. Yakında isimleri net bir şekilde öğrettiğinde sonra paylaşacağız. <laughs>